Selamlar hepinize. 14.16 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Değişik bir yamamız var. Çünkü nerf kısmında sadece bir şampiyon yazıyor. Ne olduğunu da merak ediyorum aslında, o yüzden değişikliklerin. Ama son dönemlerde genelde yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı pro play için yapıldı. Solo queue için daha az yapıldı değişiklikler ve Corki de aslında bir pro play nerfü. Çünkü solo queue de o kadar iyi durumda değil ama kalanları merak ediyorum. Özellikle Katarina'nın 5 sindiranın nasıl buff'ları aldığını merak ediyorum. Solo queue'nun 3. split'i başlıyormuş. Ne zaman başlıyormuş? Eylül 24'te bitiyormuş 2. split. Eylül 25'te başlıyormuş. Tarihler falan filan yazıyor. Eşleştirme güçlen buff'ları var. Eşleştirmelerin daha düzgün olacağına yönelik bazı ayarlar yapılmış. Kırmızı ve mavi taraf dengesizliğini bir değiştirmek istiyorlarmış. Böyle bir şey vardı hakikaten. Genelde kırmızı tarafa daha yüksek elo. Yani 42 takımın elolarını ortalaması alındığında genelde kırmızı taraf daha yüksek oluyordu. Böyle bir şey vardı yani. Tuhaf bir durumdu tabii bu. Niye var bilmiyorduk ama vardı yani. Aynı zamanda off-roll şeyini de ayarlıyoruz falan demişler. Boosting and ranked manipulation penalties. Cezaları biraz sertleştiriyorlarmış. Boosting win trading ve deranking'den cezaları sertleştiriyorlarmış falan filan. Evet, neyse, biz gelelim şampiyonlarımıza. Azir. Tabancan yenilenmesi ve zırhı yükseltilmiş Azir'in. Herhalde biraz daha işte bu orta koridorda oynayan nişancılara karşı kendini idare edebilsin diye yapıldı sanıyorum bu değişiklikler. Biraz daha rahat etsin diye Azir onlara karşı. Ama yani şimdi Azir standart nişancılarla menzil olarak rekabet edebiliyor ama istatistiksel olarak rekabet edemiyor. Standart nişancılar Azir'e karşı. Yani, gerçi bu Yamada bir Doran Kılıcı nerfü de var. Onunla beraber değerlendirmek lazım belki hepsine. İlk önce ona bakalım hatta. Bunu bir göstereyim. O önemli çünkü. Bakalım beklenen şekilde nerflenmiş mi o. Doran Kılıcı 80 cana düştü 100'den. Can çalması %3'e düştü. Geçen yıl hatırlarsınız. Geçen yılın son yamalarından biri 13, 20 ya da 21 olması lazım. Yani yeni sezona geçerkenki yamalardan bir tane yapılmıştı. Aynı zamanda bu Dead Timer da o patch'te vardı, evet. Buna da geliriz. Doran Kılıcı aslında erken oyun için bufflanmıştı. Bundan dolayı bufflanmıştı. Özellikle nişancılar çok fazla uzun kılıç 3 potla gidiyorlardı koridora ve öyle oynuyorlardı oyunu. Doran Kılıcı'nı kimse almıyordu. O zaman bir buff atılmıştı. Tabii o tarihte İşte %2.5 şey veriyordu. Mutlak sömürü veriyordu. Onun yerine %3.5 can çalmaya çıktı. Canı arttı vesaire falan derken istatistik olarak çok güçlü oldu Doran Kılıcı. Ki şu anki oyunlarda da yani birçoğunuz görmüşsünüzdür. Oyun boyu satılmıyor neredeyse. Yani son eşyaya falan gelene kadar bekliyorsunuz aslında satmak için. Çok güçlüydü eşya ve o yüzden bir nerf geldi. Bu doğal olarak bütün nişancı şampiyonlarının aslında bir nerf. Ciddi anlamda da etkiler. Ama bu, yani bu şampiyonları, standart nişancıları şeyden düşürmez. Çünkü hala özellikle seviye 1'de gittiğinizde en yüksek istatistiklere genelde nişancılar sahipler. Yani bunu özellikle destek oynayan arkadaşlar çok net fark etmişler. Abi ben Alistar oynuyorum, adam benden fazla canı var. Ne oluyor falan filan diye fark etmişlerdir yani. Böyle bir durum varken de başka şampiyonları buff'lıyorlar. Yani bu yön olmamalıydı bence gidişat. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama Azir de onlara karşı dayanabilsin diye bir buff almış. Corki fosfor bombası 60-80 mana yerine 80 sabit manaya çekilmiş. Yükseltilmiş mana bedeli. Bekleme süresi 9 ila 7 saniyeye çıkmış 8 ila 6 saniyeden. Yani şöyle söyleyeyim. Solo queue'da zaten iyi durumda değildi Corki. Ama pro play'de çok oynanıyordu. Pro play'de de bu arada o kadar iyi durumda da değildi. Yani ben biraz pro play için overrated buluyordum Corki'yi. Bu laning'ini iyice bitirebilecek bir hamle. 80 mana çok yüksek bir mana bedeli. Özellikle fosfor bombası gibi tutulmasının çok kolay olmadığı bir yetenek ki bunun etrafında oynamanız gerekiyor sizde. Yani Corki'nin karşısındayken de Corki oynarken de fosfor bombası, bekleme süresi, mana bedeli ve bunun tutturulabilmesine göre oynamanız gerekiyor. Tutturduğunda kazanıyor, tutturamadığında kaybediyor. Artık daha da cezalandırıcı olmuş. Tutturamama senaryosu, bekleme süresi ve şeyle beraber bence düşmüştür Corki midlane metasından. Katarina Q hasarı artmış, E hasarı düşmüş. Ultisinin 10 hit isabet halinde ki efektifliği azalmış. Katarina'yı daha AP yönüne çekmeye çalışıyor. Q'nun AP oranı
%45'e çıkmış 35'ten. Taban hasarı da 80-200 arasında 80-240'a gelmiş. Ace'in taban hasarı düşmüş 20-80 arasından 20-60'a gelmiş. Ultisinin 10 hit efektifliği de %30-40 arasından 25-35 arasında gelmiş. Yani çok acayip Katarina büyütleri vardı ortalıkta. Yani Nashor'lar, Buinso'lar, Kraken alındığı dönemler, mahvolmuş kullanıcısı falan filan. Gerçekten çok değişik şeyler alınıyordu oyunda. Daha AP odaklı yapmak istiyorlar belli ki. Lucian pasif hasarı azaldı. Q hasarı düştü. Pasif hasarı arttı. Q hasarı düştü. Pasif hasarının total AD'si %20 artmış. Q'nun hasarı her seviyede 10 düşmüş. Yani teknik koridor Lucian için nerf istiyorlar. Botlane'de oynanmaya devam etsin diye anlıyorum ben bunu. Yazmışlar mı? İsmini few years and Lucian's back to rising mid lane. Evet yazmışlar oraya da. Teknik koridor yani ben bunu bahsetmiştim önceki yamalarda da bu nişancılarla Worlds'ü görmeyeceğiz diye. Worlds'te nişancıları orta koridorda, teknik koridorlarda görmeyeceğiz diye bahsetmiştim bundan. Oraya doğru hamleler yapılıyor. Çünkü ya profesyonel arenada şöyle bir şey vardır. Oyuncuların hepsi kazanmak için oynarlar. Ve çoğu o anki en güçlü neyse onu oynar. Yani şeye bakmaz. Ben bu şampiyonu iyi oynuyorum, kötü oynuyorum, bunu seviyorum, sevmiyorum'a bakmaz. Ne güçlüyse onu oynar. Şimdi nişancılar güçlüyken de mecbur olur. Fakat oyun şu hale gelmişti. Orta koridorda nişancı var, alt koridorda var, yer yer üst koridorda var. Kimse oynamıyor ki oyunu. Herkes birebir oynuyor, herkes sadece farm yapıyor. Birebir de skor alınırsa alınıyor, ondan sonra başka bir oyun yapıcılık yoktu oyunda. Bir profesyonel bir maçta da kimsenin oyun yapmadığı yerde oyunlar sıkıcı hale geliyordu. Ne olursa olsun sonuçta bu eğlence sektörü ve bu maçları kimse izlemediği zaman hiçbir anlamı kalmaz. Bu sektörün, bu eğlence sektörünün. Böyle bir şey olması şarttı. Yani yavaş yavaş hepsi düşürülecek bence nişancıların teknik koridorlarda. Ki geçen yamada da mesela Zeri'ye falan darbe oldu. Yani statik ançan nörfü, ayağı çabuğun nörflenmesi falan derken onlar da biraz darbe aldılar. Hala oynanıyor tabii ama nişancıların teknik koridora girmesine istemiyor. Right? Ki izleyici deneyim açısından da kötü. Orianna Q'sun hasarı %5 AP oranı artmış. Yani nişancılar orta koridorda falan olduğu sürece Orianna'nın işi çok zor. Ona değinmek lazım. Kiana bayağı bir değişikliği var Kiana'nın. Taban zırhı yükselmiş. Q hasarı yükselmiş. Canavarlara yönelik ilave hasarı yükselmiş Q'nun. W'nun hasarı düşmüş. Ultinin hasarı düşmüş. Canavarlara yönelik hasarı da düşmüş ultinin. Kiana Q'sun hasarı 50'de 190'dan 60-180'e gelmiş. Erken önünde bufflanmış. AD ratio'su yalnız %75'den %90'a çıkmış. İlave AD ratio'su. Canavarlara yönelik ilave hasarı da %50'den %75'e çıkmış. W'sunun 10 hit hasarı 8-64 arasından 8-40 arasına çekilmiş. Ultisinin hasarı, taban hasarı aynı mı? Evet. İlave saldırı gücüne yönelik hasarı %170'den %150'ye gelmiş. Total hasarı. Yani hasarı belli oranda Q'ya aktarıp ultiden çıkarmaya çalışmışlar. Yalnız Kiana gibi bir şampiyonun jungle'a gitmesi, yani jungle'da oynandığı dönemi hatırlar insanlar. Canyon'ın falan yeni çıktığı dönemlerde 2020-21 arası falan çok teröristirebiliyor Kiana jungle'da. Hele bir de şimdi yani şu an ormanda oynanan şampiyonları düşününce yani Zyra'lar, Brent'ler falan eğer Kiana bir şekilde orman temizleme hızını onlara yakın bir seviyede kalırsa mahveder o şampiyonları. Oyun oynayamaz yani onlar. Gününüzü göremezler. Değişik ilginç bufflar. Senna tüm yetenekleri, E hariç bütün yetenekleri ayarlanmış. Saldırı hızı büyüme oranı %4'den %2'ye düşmüş. Ruh başına 20 ruh başına crit şansı %10'dan %8'den. Ne saçma olmuş bak. Bu yani neyse 100 ruhta %40 crit şansınız olacak. %50 değil. Öyle düşünebilirsiniz yani. Abi bütün itemları 25'e çektiniz. Şimdi bunu 40'a çekiyorsunuz. Lan tuhaf yani. Yusuf'un ilave iyileştirmesi artmış. 40-80 arası iyileştirmelerine 40-120 arası gelmiş. Letalite oranı kalkmış. Zırh deşme oranı vardı kalkmış. İlave AD oranı artmış. AP oranı çok artmış. %40'dan %80'e çıkmış AP oranı. Yavaşlatmasında var mı değişiklik? AP'ye göre artıyor o da daha fazla artıyor. AD'ye göre de artıyor ama AP'ye göre daha fazla artıyor. W'sunun yerine mırılma süresi 0.25 saniye artmış her seviyede. Ultisinin kalkanı 100-200 arasından 120-200 arasına gelmiş. AP oranı %40'dan %70'e çıkmış.
ruh başınaki oranı aynı. Yani nerf bunlar. Bunlar nerf. Senna'yı daha çok kalkan falan atan, daha az vuran bir şampiyon yapmak istemişler. Lethality'den Q'nun beslenmesini de almışlar. Yani oradaki Lethality'den aldığı iyileştirmeyi de kaybetmiş. Tuhaf olmuş. Hoşuma gitmedi. Skarner. Tabancanın 20 artmış. Taban saldırı gücü 3 artmış. Q'sunun ilave saldırı gücü oranı %60'dan %75'e çıkmış. Skarner çok geri kalmıştı nerflerden sonra. Çok OP başlamıştı. Nerflerden geri kalmıştı. Biraz daha kıvama gelmiş olabilir. Yani bu hasar artışları var. Önemli olan bence şu anda top lane'den ziyade ormanda tercih edeceğini düşünüyorum ben şu anki halinin. Canavarları belli bir hızda kesebilmesi için bu tarz buff'lar lazım orada. Özellikle taban saldırı gücünün artması ve Q'sun ilave saldırı gücü oranının artmasıyla beraber. Belki erken bir AD eşyasıyla da oynanabilir Skarner. Bunu da bir denemek lazım. Yani full canlı kastığımız işte artistil falan almayın zaten. Yani full can kastığımız senaryodan ziyade bir de AD item'ından sonra defans gittiğimiz mod daha iyi olabilir belki. Sylas geçen yamadan sonra, geçen yama bahsetmiştim. Çar daha kötü olmuştu. Daha kötü olmuş ve orada bahsettiğim bufflardan bir tanesi gelmiş aslında. Madem dövüşçü yapmak istiyorsunuz, pasif hasarını arttırın demiştim. Pasif hasarını arttırmışlar. %25 AP yerine %30 AP çıkmış. Tabancanın 25 artmış. W'sunun taban hasarı da 75-215 arası. 65-205'ten 75-215 arasına çıkmış. Sanki bir tık daha bufflanmak gerekebilir. Sylas için bir de ortam da çok uygun değil. Daha fazla bir büyücünün oynanması lazım ki Sylas da bir dövüşçü büyücü olarak için içine dahil olsun. Syndra. Ultisinin hasarı 10 artmış. Her seviyede. Top başına bu arada bu hasar. Yani 5 topla falan atmak çok kolay. Zaten 3 top atıyorsunuz yani kendine. 5 topla falan atmak çok kolay. 50 hasar artmış. Syndra bu arada solo Q'da iyiydi. Solo Q'da rahat ediyordu şampiyon. Yani çok yüksek elo'larda değil belki ama onun altında iyiydi. Rahat ediyordu şampiyon. Orayı biraz daha rahatlatmış olabilir Syndra için. Vay, Q hasarı artmış. Minimumunun taban hasarı 5 artmış. Maksimumun taban hasarı da 10 artmış. Yani çok bir şey değişmez hayatımızda. Wukong. Pasif ilave zırhı artmış. En çok değişen özelliği Wukong'un herhalde bu. 5-9 arasından 6-10 arasına gelmiş tekrardan. E'sinin saldırı hızı da artmış. %35-55 arasından 40-60 arasına gelmiş. Yani Wukong'u son dönemlerde biz hep ormanda görmüştük tabi ama bunların ikisi de bence top lane için daha iyi bufflar. Çünkü yani şu anki haliyle bu bonus armor mesela jungle'da bir işinize yaramıyor. Zaten canınız gitmiyor ki. Yani pet zaten yılıyor size. Saldırınız da çok küçük, o kadar büyük etki etmez. Karabalta. Karabalta'da yük koymak için 0,1 saniyelik bir bekleme süresi vardı. Yani siz 0,1 saniye içerisinde ikinci kez vurdunuz da onun yükünü koyamıyordunuz. Onu kaldırmışlar. Şimdi yüklemek daha kolay. Çok çok daha iyi bir eşya haline geldi Karabalta. Yani oyundaki en iyi dövüşçü eşyalarından biriydi. Belki de en iyisi oldu şu anda. Bu buff'la beraber. Çok iyi bir eşya şu anda. Mahvolmuş Kralın Kılıcı sonunda nerflendi. Azıcık nerfledi ama sonunda nerflendi yani. Uzun süredir OP item. Bayağı OP durumdaydı. 5 AD ve 5 saldırı hızı kaybetti. Hasarı da bu arada menzilsizler için %1 arttı. Cana göre vurduğu hasar. Menzilliler için artmadı. Total bir nerf menzilliler için bu. 10 hit build'lerin bu arada Kraken'in de nerflendi. Yani biraz daha zorlanabilir 10 hit build'ler şu anda. Doran kalıcından bahsetmiştim zaten. Ölüm zamanları, evet. Evet, bu ilginç. Ya aslında şu açıdan ilginç. Riot'ın çok kısa sürede geri adım attığı bir nokta aslında bu. Biz bu gelirken şundan bahsetmiştik. Oyunu mobil oyuna çeviriyorlar demiştim ben. Özellikle hasarların artmasıyla vesaire falan. Bu kalkıyor şimdi. Ölüm süreleri çok kısaydı erken oyunda. Cezalandırmıyordu sizi ölüm süreleri. Abi bir MOBA oyununda ölmek çoğu zaman bir şey yanlış yaptığınızın göstergesidir. Ya ölüyorsunuz, bir bedel ödemeniz lazım. Bunun karşında çok hızlı doğduğunuz zaman çok büyük bir bedel ödemiyordunuz. Bunun biraz bedelini arttırmak için yapılmış aslında. Erken seviyelerdeki ölüm süreleri uzamış durumda. 6-10, 6-10 yerine seviye 1-2'de 6'dan 10'a çıkıyor yani. 4 saniye uzuyor. 3 ve 4'te de gene 4 saniye uzuyor. İlerleyen seviyelerde 4 ila 2 saniye arası uzuyor. Ölüm sürelerinin erken oyunda uzun olması solo queue için kesinlikle daha sağlıklı.
Öldükten sonra bu arada base'den çıkarken hızlandığınız şey de farklı çalışıyor artık. Orada da bir ayarlama var. Base'de mesela doğdunuz, buff geliyordu. Tık diye üzerinize geliyordu hemen. Şimdi şeyden çıkmanız gerekiyor. Şelalenin Fıskiye'nin, şelale değil. Şelale nereden çıktı? Fıskiye'nin alanından çıktığınızda başlıyor. O noktada artı süresi de bir tık daha uzun. Arena var arena. Arena falan gerek yok. Yani yamadaki notlar şeylerin çoğu küçük küçük bufflar. Ama ilgi çekici olan bence Qiyana ve Corki. Kalanlarınkinin yani genelde zayıf değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Senna'nın gameplay'i bayağı değişebilir. Oyunun şekli değişebilir. Belki item wheel'i değişik. Belki AP bile kasan olabilir yani bilmiyorum. Ama Corki ve Qiyana'yı ya Corki bence düştü metadan ama Qiyana'yı gözlemlemek lazım. Qiyana bir anda işin içine dahil olmuş olabilir. Bu arada letalite eşyaları, zırhleşme eşyaları ucuz. Qiyana oyunu çok rahat tek başına snowballlayabilir. Ya bazı oyuncular özlemiştir Qiyana jungle'a oysa. Bazıları da tiksiniyordur hiç özlememiştir ama böyle bir şey geldi diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.